Merhaba değerli izleyenler. Bir hadis, bir yorumla birlikteyiz. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla birlikteydi. Onlara Davud Aleyhisselam'ın duasından söz etti. Ve onun duasıyla dua buyurdular. Davud Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım bana senin sevgini bahşet. Bana seni sevmeyi lütfet. Seni sevenlerin sevgisini lütfet. Ve bana senin sevgine ulaştıracak ameli lütfet, ver. Davud Aleyhisselam insanların en abidi, en çok ibadet edeniydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Davud'un, selam onun üzerine olsun, abid, ihlaslı, Allah'a yönelen bir kul olduğundan söz etti. En güzel rızık insanın kendi elinin emeğiyle elde ettiğini yemesidir buyurdular. Davud da kendi elinin emeğiyle kazandığını yerdi. Bir sahabi geldi. Ey Allah'ın elçisi, ben her gün oruç tutmak istiyorum. Peygamber Efendimiz öyle yapma dedi. Davud'un yaptığı gibi yap. Nasıl yaptı Davud Aleyhisselam? Bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Yani bir gün oruç tut, bir gün ye buyurdular. Davud Aleyhisselam'ın Allah'a olan ibadetinden, ona olan sevgisinden, bağlılığından söz etti ve onun duasını da Peygamber Efendimiz kendisine virt edinmişti. Biz müminlere de bu şekilde dua etmemizi tembih etmiş Peygamber Efendimiz. Allah'ım senden senin sevgini istiyoruz. Seni sevenlerin sevgisini istiyoruz. Ve ey Rabbimiz, sevgine ulaştıracak ameli, davranışı, tutumu istiyoruz. Peygamber Efendimiz kuşkusuz bütün hayatı boyunca en güzel şekilde Allah'ın sevgisine ulaştıracak ameli, davranışı, güzel ahlakı, ibadetleri, kulluğu sergilemişti. Ve sözleriyle yine fiili duası o şekilde olduğu gibi kavli dediğimiz sözlü duasıyla da hep Rabbinden Allah'ım senin rızana erişmeyi, senin sevgine ulaşmayı, sevgine ulaştıracak, götürecek ameli, kulluğu istiyorum diye bizlere örnek olmuştur. Bizler de duayı bir hayat, bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Peygamberimizin yaptığı gibi. O sıkça Allah'a dua eder. Ellerini açar Rabbine. Seherlerde, gecelerde, gündüzlerde, gündüzün muhtelif çeşitli vakitlerinde hep Allah'a dua ederdi Peygamber Efendimiz. Dua Allah'la bir olmak, Allah'la beraber olmak ibadetin özü. Duayı asla eksik etmeyeceğiz. Allah'ın sevgisi, onun rızasına ulaşabilmek, onu sevmek bir Müslüman olarak en ideal bir hedeftir.
en güzel hedeftir hepimiz için. Allah'ı sevmek, O'nun rızasına erişebilmek. Dualarımızda hep o duayı edelim inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, sevgine ulaştıracak ameli, seni sevenlerin sevgisini istiyorum. Tıpkı Davud Aleyhisselam'ın duası gibi, alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed'in yaptığı dua gibi. Tabii bizi Allah'ın sevgisine ulaştıracak olan ameller, davranışlar da kuşkusuz önemlidir. Yine hidayet rehberimiz, kurtuluş rehberimiz, Kur'an-ı Kerim bizlere bir yol gösteriyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Peygamber Efendimiz'i sevmek, ona tabi olmak, ona uymak bizi Yüce Rabbimizin sevgisine, onun affına, bağışına, ihsanına götüren bir yoldur. Şüphe yok ki Allah Resulünü, Peygamber Efendimiz'i kendisine itaat etmemiz, kendisine uymamız için göndermiştir. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bizi Allah'a ulaştıracak, Allah'ın sevgisine götürecek olan o elçiye, en güzel örneğe, rol model Efendimiz Muhammed Mustafa'ya uymaktır, tabi olmaktır. O Allah'ı sevdi, Allah'a en güzel şekilde kulluğu ortaya koydu, bizlere örnek oldu. İşte bizi Allah'ın sevgisine ulaştıracak olan yol, Allah Resulü'nün örnekliğine, onun sünnetine uymaktan geçiyor. Bir sahabi gelir Peygamber Efendimiz'e, ey Allah'ın elçisi, farzları yapıyorum ama onun dışında pek fazla ibadet ettiğim, nafile olarak ibadet ettiğim fazla şeylerim yok. Ama seni ve Rahman'ı çok seviyorum. Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum dedi. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine dedi ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen işte o çok sevdiğin Allah ve elçisiyle inşallah beraber olacaksın. Kıyamet günü Allah ve Resulü ile beraber olma müjdesini veriyor sahabiye. Yani bizler Rahman'ı çok sever, Peygamber Efendimiz'i, elçisini çok seversek inşallah onlarla kıyamette, ahirette bir ve beraber olacağız. Ne mutlu böyle güzel bir hüsnü akıbete erişebilen kullarına. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli izleyenler. Thank you.